Şelaler şehri Ordu'nun güzelliklerini Ordu sevdalılarıyla paylaşmaya bu bölümde de devam ediyoruz. Bugün Korgan'dayız ve Korgan'ın şelalelerine doğru muhteşem rotaları tanıyacağız, göreceğiz ve öyle bir rota bakalım bizi nereye çıkaracak. Muhteşem yolu hep birlikte geçelim. Rotamızı sürdürüyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Ordu şelaleler şehri. İşte 300'ün üzerinde şelale var. Bazen bir fındık bahçesinden gidiyoruz, bakıyoruz. Hop, arkada bir şelale. Böyle sürprizlerle dolu bir şehir. Rotada ilerlerken bir de baktık bir harman. Harmanda Zennübe Hanım. Değil mi? Böyle fındıkları ne yapıyoruz? Çotanaklardan çıkarıyoruz, toparlıyoruz. Arka tarafta da için oldu öyle. Hepsi bunlar, değil de. Bunlar sonra bunun bir ismi var mıydı? Bu tekleme dedikleri mesele bu değil herhalde, değil mi? Yok, bu tekleme değil. Bu nedir? Bu bir ayrı fındığıdır. Biz bunu en sona bıraktık fındığın içinde. Onu da iki gün önce aldım. Şimdi onun için ben bunu elimde yapıyorum. Çok güzel. Kaç çuval çıktı bahçelerden bu yıl? Bir gruptuk aldık işte, 22 çuval aldık. Maşallah 22 çuval. Sonraki de bu. 10 çuval şimdi, bak 20 çuval mı bir ton oluyor? Bunun bir hesabı nasıldı? 50 kilo gelirse o zaman bir ton olur. İnşallah bol olsun, bereketli olsun. İnşallah. Bizim güle topraklarımız, güle evet, güle güle yemeği herkese nasip etsin. Yemeği. Çok meşakkatli ama. Değil mi? Çok meşakkatli bir iş. Ben diyorum ki bazen bu Müslüman işi değil diyorum. Ya şimdi hakikaten sıcakta toplaması öncesi de var. Yani 12 aylık bir çabanın ürünü. Fındığın kolayı ne biliyor musun? Ele gidip de elin bahçesine fındık. Elin bahçesinde misafire gidip yemek belki. Çuval derdi olmaz. Değil mi? Su derdi olmaz. Ya hakikaten. Biz eli tarlamıza çağırıyoruz. El gidiyor. Biz tarladan gelene kadar akşam ezan okunuyor. Değil mi? Ya hakikaten. Geriyi toplayacaksın, tarla senin. Bir sürü iş sabah var. Sabah elden getirdiğin adam sabah gelince daldan tutuyor. Değil mi? Daha başka bir şey yok. Bir sürü meşakkat. Komşu vardı, o diyorum ki beni bir gün fındık toplamaya çağırdı. Bakayım dedim, elde fındık toplamak nasıl oluyor. Olayı bu. Kolay o. Vallahi. Tala sahibi olursan zor. Çok zor. Bu bahçe. Çayını, yemeğini. Sahibi olmak da zor, olmamak da zor. Burada her şey ayrı zor. Olmayanlar olanlardan çok yaralanıyor fındıktan. Öyle değil mi? Tabii. Gidiyorlar ya fındık toplamaya. Tabii gidiyorlar. Evet. Çok güzel. Çok... Çayı, yemeği. Muhteşem bir harmanız var ama. Harman çok keyifli. Arkada dere çok güzel. Şimdi burada Bolaman, bu Bolaman Nehri Yalman tarafından bir kol, bu ikiye ayrılıyor. Yalman'dan gelen kol arka hattan geçiyor bizim güzergahımız üzerinde. Biz ana temamız şelale ama başka değerlerimiz var. İşte böyle fındığımız var. Burada çok güzel yörenin güzel insanları var. Bize anlatıyorlar. Tabii şelaleler var, mağaralar var, tarihi başka değerler var. Onu farklı farklı programlarla da göreceğiz. Evet, rotamızı sürdürüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ettim. Evet, fındığı kurutacağız, böyle seriyoruz. Genelde mavi brandalara seriliyor. Ben de merak ediyordum niye mavi brandalar. Sonradan öğrendim ki mavi branda böyle zararlıları, böcekleri de kaçırırmış. Ondan durum bu. Evet, vallahi büyük bir emeğin ürünü. Fındık harmanı
Bu en kolay, en rahat hali. Bu safhaya gelene kadar ciddi süreçlerden geçiyor. Şelale rotamıza devam ediyoruz. Korgan ilçemizdeyiz. İçlere doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Farklı farklı yollar, çok orijinal doğayla iç içe patika yollar, ahşap köprüler. Birazdan bir ahşap köprüden de geçeceğiz. Korgan'da yaklaşık 4 tane ahşap köprü hala günümüze kadar gelmiş köprüden söz etti buradaki yören insanları. Birazdan onun en eskisi üzerinden geçeceğiz. Fakat yolda yürürken şöyle bir ayrıntıyla karşılaştık. Yol dediğim patika yol tabii. Bakın şöyle bir bitki. Bu bitkinin içi açılıyor. Ben şöyle biraz kameraman arkadaşıma da yaklaşayım. Bu bitkinin içi açılıyor. Bakın şöyle. Şöyle açalım. Şöyle şöyle. Bunlar tohum tahmin ediyorum. Tohumlar çıkıyor. Ve o tohumlardan şöyle elime alacağım birazdan. Evet. Şu bu tohumlardan tesbih yapılıyormuş. Tesbih de bize özgü önemli bir rehabilitasyon aracı diye değerlendiriyorum. Evet. Yolculuğumuza şimdi devam ediyoruz. Ahşap köprüye doğru ilerleyeceğiz. Sözünü ettiğimiz ahşap köprü ve bu ahşap köprünün altında da biraz sonra bir şelale görebileceksiniz. Sakin sakin, huzurlu huzurlu, muhteşem bir patika yoldan gelip işte şu köprüden geçtik ve yanda minik bir yoldan, biraz fazla eğimliydi ama olsun ki böyle olması çok güzel, daha korunaklı. Bu anlamda evet, ben şimdi yerinden bahsedeceğim ama çok da ayak altı olmadığı için daha az kirlenen, daha el değmemiş, daha temiz kalan bir mini şelale ve köprüsü. Burası Çatak, Korgan'dayız. Korgan, Çatak'ta Çatak Köprüsü ve Çatak Şelalesi olarak bilinen şelale. Şu güzelliğe bakın, gerçekten de kendi çapında gürül gürül akıyor. Pırıl pırıl, son derece berrak. Hatta dikkatli bakıldığında içinde böyle o minik balıkları görmek de mümkün. Son derece keyifli, son derece ruhu dinlendiren bir
alandayız. Tadını çıkarın. Şelaleler şehri Ordu'daki Korgan şelale rotamızı sürdürüyoruz. Farklı farklı patikalara böyle giriyoruz. Değişik şelale yolları ve bu yollardan giderken de yöre insanıyla karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Evet, şimdi yanımızda Vikramca var. Merhabalar. Merhaba. Kaç yıldır Korgan? Doğma, büyüme? 71. 72. 71. Maşallah, maşallah, harika. Burada şelaleler varmış, öyle mi? Evet. Bahçelere girdiğimiz zaman hep genelde böyle bir şelale vesaire. Bu anlamda çok zengin bir evet. şehirde yaşıyoruz. Evet. Ordumuz bünyeli de belki Türkiye'de, hatta dünyada tek. Evet. Bilmiyorum, bu güzelliklerin farkındasınızdır. Biliyorum. Giriyorsunuzdur, belki yüzüyorsunuzdur. Bilmiyorum, şelale, balık tutuyorsunuzdur, öyle mi? Ne balık tutuyorum, ne yüzüyorum da. Yüzmeye havuz olması lazım, havuz da yok. Akıp gidiyor öyle. Akıp gidiyor. Önerileriniz nedir? İnsanlar gelsinler mi? Ordu sevdalarına buradan mesajınız var mı? İlla ki gelsinler, görsünler, ziyaret etsinler. Değil mi? Bu güzellikleri paylaşmayı istiyoruz. Evet. Ondan sonra sizin çoluk çocuk torun geliyor mu bu tarafa? Buradalar mı? Geliyorlar, burada yoklar. Nerede yaşıyorlar? Adapazarı, İstanbul. Adapazarı'nda yaşıyorlar. İstanbul. Seviyorlar mı? Peki mesela şimdi torunlar keyif alıyor mu buradaki doğadan, doğayı yaşamaktan? Şelaleye belki ayaklarını sokmaktan. İlla ki anlayalım tabii. Evet. Valla çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bu doğal güzellikleri böyle bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Rotamıza devam ediyoruz. Evet, görüyorsunuz muhteşem bir panorama. Üstümüzde tarihi ahşap köprü. Hemen aşağıda çok güzel süzülen bir şelale. Muhteşem panorama, gerçekten de muhteşem. Burada artık soluklanıyoruz. Suyun sesini dinliyoruz. Bu güzel atmosferi nefesimize böyle içimize çekiyoruz. Ve bugünlük de bu programda da bu kadar deyip sizlerle vedalaşıyoruz. Bir sonraki Şelaleler Şehri Ordu programında yeniden buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın.